Merhaba arkadaşlar, Koleksiyoncu Aile video serisinin ikincisinde birlikteyiz. Benim adım Ali. Kızım daha önceden ilk videoda Barbie bebeklerle ilgili bir çekim yapmıştı. Ben de araba koleksiyonlarına meraklıyım. Özellikle araba koleksiyonları konusunda küçük videolar yaparak ilgilenen arkadaşlarımla birlikte olmak istiyorum. Özellikle ilgilendiğim konu Hot Wheels arabalar. Tabii bildiğiniz gibi Hot Wheels arabalar oldukça uzun senelerdir birçok kişinin koleksiyon yapmakta olduğu seriler. 1968 yılından itibaren maddenin kurucusu Elliot Handler tarafından tasarlanmış ve dünyaya gelmiş diyebileceğimiz bir seri. İlk başta Elliot Handler bu serileri ortaya koyarken daha çok çocuk ağırlıklı, oyuncak ağırlıklı bir üretim yapmaya başlamış olmasına rağmen daha sonra özellikle lisanslı arabaların da bu serilerin içerisinde sık sık yer alması ve tabii üretim kalitesinin de gelişmesiyle beraber bu seriler birçok koleksiyoncuların ilgisini çeker duruma geldi. Ve şu anda Wikipedia'da da görebileceğiniz gibi bu konuda koleksiyona başlayan bir koleksiyonerin ortalama 1000 aracın üstünde koleksiyon yaptığı da çok ilginç bir bilgi olarak kayıtlarda yer alıyor. Ben bugün size özellikle Fast Furious, yani hızlı öfkeli olarak bilinen bir sinema serisi var biliyorsunuz. Ve bunda da özellikle spor arabalar ve koleksiyon arabaları sıkça yer alıyor. Hot Wheels bu konuya da ilgi göstererek bu film serisindeki arabaları da koleksiyonuna katmaya başladı. Bunu tabii Hot Wheels bu film serilerinin çıktığından itibaren bu konuda ilgileniyor ve yurt dışında bizim ülkemize gelmemişti. Gene Hot Wheels koleksiyonları var bu konuda. Fakat bizim ülkemize ilk önce 2019 yılında 5'li paket şeklinde geldi. Daha sonra 2020 yılında bir 5'li paket ve bir 5'li seriyle bunu devam ettirdi. Birkaç bilgi de vermek istiyorum. Hot Wheels Avrupa ve ülkemizde bu görmüş olduğunuz kısa kart şeklinde biliyorsunuz pazarlanıyor. Bu bir tabii Hot Wheels'in pazarlama politikası. Fakat yurt dışında ve özellikle Uzak Doğu ve Amerika'da ise şu şekilde uzun kartla sergileniyor. Bu uzun kartla sergilenen seriler oyuncakçılarda ve model satan yerlerde genelde koleksiyonerlere hitap eden seriler. Bunu Fast Furious'un bu serisini de Hot Wheels böyle uzun kart şeklinde ülkemizde pazarlamaya başladı. Şimdi dilerseniz bu seri içerisinde yer alan araçlara yakından bakmaya devam edelim. Arkadaşlar şu anda masa üzerinde Fast Furious serileriyle ilgili olarak ülkemize gelip satılmış olan modelleri görüyorsunuz. Şu sağ tarafımdaki seri 2019 yılında 5'li paket olarak çıktı. Sol tarafımda görülen bu paket ise 2020 yılında çıktı. Yan tarafında gördüğünüz gibi her bir aracın hizasında hangi filmde bu aracın göründüğüne dair ve modelleriyle ilgili bilgiler var. Tabii ben özellikle bu videomda size en son bu uzun kart serisi çıkmış olan Fast Furious serilerinde kısaca bahsedeceğim. Bu 5'li bir seri. 5'li bir seri olduğunu nereden anlıyoruz? Burada gördüğünüz gibi bakın 1/5 şeklinde seri sıraları yazıyor. Yani 5'li serinin birinci arabası bu. Şöyle arkasını da çevirdiğimiz zaman köşede bunun 5'li bir seri olduğunu gösteren bir zaten her arabanın silüetini yer aldığı bir şekil görünmekte. Ben özellikle koleksiyonumu kutulu muhafaza etmeye özen göstermeye çalışıyorum. Bunun iki nedeni var. Birincisi kutular üzerindeki şekiller her zaman için koleksiyonun bir parçası olarak benim görüşümce değerlendirilmesi gereken şeyler. Bunu şu modeli bunun içerisinden çıkarıp ayırıp başka bir kutuya koyduğunuz zaman örnek olarak bunun hangi filme ait olan model olduğu konusunda bilgi alamıyorsunuz. Ayrıca tabii araçların bu kutulardan çıkarıldıktan sonra tozlanması, yıpranması gibi diğer konular da söz konusu. Tabii şuna da katılıyorum. Yani araçlar kutularından çıkarılınca mutlaka onları hissetmek daha güzel oluyor. Bunun için şu şekilde koleksiyon yapanlar var. Bu seriden iki tane alıp bir tanesini açarak hem daha yakından izlemek, hissetmek isteyen
Diğerini de koleksiyonu için muhafaza eden arkadaşlarımız var. Fakat tabii bu maliyeti arttırdığı için her zaman yapılabilecek bir konu değil. Bu seriye devam edelim. Bu Fate of the Furious serinin 8. filmi. Bu 8. filminde görülmüş olan bir model. 2015 Mercedes AMG GT modeli. Bu modelin özellikle hoşuma giden şu jantları gördüğünüz gibi yuvarlak beşli boşluklar olan siyah jantlar. Ve onun haricinde üzerinde bu spor arabalarının genelde dekore edilmiş olduğu çiftli bir siyah bant var. Şöyle önden bakalım. Bu Mercedes tabii çok güçlü bir model. Özellikle spor araba severlerin de yakından ve ilgiyle takip ettikleri bir model. Arkası daralarak bir oval şeklinde biten bir model. Bu model özellikle füme rengiyle boyanmış. Resminde de gördüğünüz gibi oldukça güzel bir model olarak serinin birincisi olarak görünüyor. İkinci modelimize geçelim. İkinci modelimiz bir gene spor arabalar konusunda Japon devi olan Nissan'dan gelen Nissan 370Z modeli. Bu da Fast Furious 6 filminde yer aldığı burada açıklanmış. Fakat tabii ben size burada ilginç bir bilgi vereceğim. Ben Fast Furious 6 serisinin arabalarını inceledim ve çok dikkatimi çekti. Nissan 370Z serisini göremedim. Bu 5. seride aslında yer alıyor. Tabii şöyle olabilir. Fast Furious 6 filminde belki çok kısa bir saniyelik, yarım saniyelik bir yerde görülmüş bir araba da olabilir bu. Ama benim dikkatimi çekti. Onun için bunu sizle paylaşmak istedim. Bu 370Z serili aracımız ise gene sportif bir sarıyla geliyor. Sarı renkle geliyor. Yine 5 kollu çiftli jantları var. Sarı olarak dediğim gibi sportif bir model. Bir de benim dikkatimi çeken bu seride bakın farlar okey şeklinde. Çok güzel bir bunda Nissan ilginç bir tasarım yapmış farlarda. Arabanın üzerinde de bu tasarım görünüyor. Tabi Hot Wheels'in detaylarında bazen ufak tefek eksikler oluyor. Mesela bunun stop lambaları boyanıp renklendirilmemiş. Ön tarafta farların olduğu yerlere çıkartma yapıştırıldığını görüyoruz. Hatta şurada kapı kolu bile detaylı verilmek için boyanmış ama maalesef bu arka taraftaki stop lambalarını boyası veya çıkartması yok. Ve arkasında gördüğünüz gibi iki tane güzel güçlü egzoz çıkışı görünüyor. Bu da ikinci arabamızdı. Üçüncü arabamız ise bir İngiliz aslında Formula fabrikasının üretmeye başladığı spor arabalar serisinden olan McLaren markasından. McLaren 720S modeli. Bu da birinci araca yakın fakat ondan daha koyu bir şekilde füme renkle boyanmış. Tabii bu egzotik arabalar diyebileceğimiz daha çok sarımı pist arabası olacak şekilde tasarlanmış bir araba olarak karşımıza çıkıyor. Çok kollu gördüğünüz gibi jantları var. Yine bunlar da siyah. Bu seride zaten dikkatimi çeken bu 3 arabada da hepsi siyah jantlar kullanılmış. Siyah jantlar özellikle mat olarak veya parlak olarak kullanıldığında spor arabalarda çoğunlukla tercih ediliyor. Farları ön taraftan yine göz şeklinde eliptik bir şekilde. Yine arka tarafı da bu aracın çok orijinal bir tasarımlı. Gördüğünüz gibi stop lambalarının yer aldığı oyuk veya kanal diyelim. Böyle bir raf şeklinde tasarlanmış vaziyette. Bu da çok dikkat çekici bir tasarım. Fast Furious 6 filminde yer alan bir başka model olan Lamborghini Gallardo LP560 modeli. Bu da benim ilgimi çekti. Yine Fast Furious'un 6. filmini izledim. Aslında Fast Furious 6'da yer alan Lamborghini serisi görünen araba sarı renkli. Fakat nedense Hot Wheels tasarımcıları bunun beyaz rengini bu seride tasarlamışlar. Lamborghini bildiğiniz gibi bir İtalyan markası. Çok güçlü motorları olan bir seri. Bunun da çok dikkat çekici jantları var. Bunun fakat gördüğünüz gibi metalik jantları var. Beyaz renkle boyanmış bir araç. Ön tarafından gördüğümüz zaman dikdörtgenimsi farları var. Arka tarafta çok güzel bir şekilde
yazısı, Lamborghini yazısı bulunuyor. Ve stop lambaları da bu sefer çıkartmayla belirtilmiş. Gayet hoş bir model olarak gözümüze çarpıyor. Serinin son modeli ise filmin 7. serisinde yer almış bir araç. 1969 model Torino Talladega. Bu model gerçekten özellikle Amerikan kas arabaları olarak benim de dikkatimi çeken bir araba serisi var. Biliyorsunuz 60'larda ve 70'lerde üretilmiş olan çok güçlü motor gücü olan otomobil serileri vardı. Bunlardan bir tanesi olarak bu Fast Furious serisinin 5. arabası olarak bu seriye dahil edilmiş. Bunun jantları ise gene 5 kollu fakat bir metal yuvarlak çerçeveyle daha böyle belirgin hale getirilmiş bir durumda. Arabanın karoserisi biraz alçaltılmış. Bunu da şuradan anlıyoruz. Gördüğünüz gibi tekerleklerin üst kısımları hemen hemen artık görünmeyecek şekilde arabanın gövdesinin aşağıya indirildiğini görüyoruz. Güzel metalik bir kahverengi renkle boyanmış. Üst tarafından baktığımız zaman yine aracın oldukça uzun bir araç olduğunu görüyoruz. Ve arka tarafında da yine klasik o zamanın 1960'ların dönemine benzer bir arka tasarımla karşılaşıyoruz. Yine bunda da iki tane alt tarafta büyük egzozla arabanın gücü bir yerde belli oluyor. Ön tarafta da ikişer tane karşılıklı yuvarlak far bulunuyor. Camlar bütün bu modellerde karartılmış bir şekilde tasarlanmış duruyor. Gördüğünüz gibi resimde de bütün bu resimlere şöyle bir genelde bakacak olursak arka tarafta bir şehir görüntüsü. Özellikle şuradan göstereyim. Bakın mesela arka tarafta bir şehir görüntüsü. Çünkü biliyorsunuz Fast Furious filmleri genelde sokak yarışları, cadde yarışları şeklinde yer alıyor. Bir arka plan resmi resmedilmiş durumda. Evet arkadaşlar, bu tanıtım videomuzun sonuna geldik. Kapanışta birkaç konuya da değinmek istiyorum. Bu Hızlı Öfkeli film serisinde hangi arabaların yer aldığı konusunda eğer bilgi almak isterseniz bu videomun altına bir link koyacağım. Ayrıca bu yine Hızlı Öfkeli serisinden Hot Wheels'in hangi bu ve bundan önce araçları ürettiği ile ilgili de bilgileri koyacağım bir başka linkte bulabilirsiniz. Son olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Bu serileri elde etmek istiyorsanız arkadaşlar serilerin ülkede çıkışından sonra bir 3-4 ay içinde yavaş yavaş en azından bazı modellerini artık bulamayacak hale geliyorsunuz. Onun için biraz çabuk davranmanız gerekiyor ve aynı zamanda bunları ya oyuncak ve kırtasiye mağazalarından doğruca almanız gerekiyor ya da birkaç tane büyük süpermarket de uygun fiyatlı bu serileri satmaya başladı. Onlardan temin edebilirsiniz. Onun haricinde internetten bu serileri alıp çok yüksek fiyata satanlar oluyor. Onlara da dikkat etmenizi ben bütçenizi korumanız açısından hatırlatmak isterim. Hepinize güzel koleksiyonlar diliyorum. Bir başka videoda yine buluşmak üzere. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda neyle girecektik ya? Ne bu videosu ya? Merhaba arkadaşlar. Koleksiyoncu aile videolarının ikincisinde beraberiz. Bu videomuzda gözlüğü çıkarsam çıkarayım mı gözlüğü takayım mı?